Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz şimdi Löber'e geldik. İçerisini gezeceğiz. Hiç girmedim, ilk defa giriyorum. Burada inşaat malzemeleri, koltuklar, bahçe koltukları falan varmış. Sizlerle birlikte içerisini gezeceğiz bakalım. İçeri girmeden önce sizlere burayı göstereyim. Böyle iki tane koltuğu var. Hasırdan. Böyle plastik hasırdan. Çok güzel bir sehpası var. Bir de böyle ikili koltuğu var. Kırlentleri, minderleri de içinde. Fiyatı 800 euro arkadaşlar. Böyle komple burası bahçe takımlarıyla dolu. Ha, bu da bir tane. Aa, bu çok küçücük. Küçücük böyle iki kişilik hemen. Şöyle yine aynı malzemeden böyle uzayan koltuğu var. Aynı malzemeden. Bir tane de küçücük bir sehpası var yine. Bunun fiyatı da 500 euro. Bu kadarcık böyle. Bir de böyle bir koltuk takımı var yine bahçe teras için. Şöyle metalden. Kırlentleri yine böyle. Sehpası. Masa yani, sehpa değil. Bir de böyle oturağı var. Bunun fiyatı da 1300 lira. Siyah masa camı. Şöyle. Bir de bu masayı göstermek istedim sizlere. Bu masa da benim kardeşimin bahçedeki masasına benziyor. Böyle ayakları var. Böyle de koltukları var. Sandalyeleri. Masanın fiyatı 200 euro. Böyle. Sandalyelerin de tanesi 50 euroymuş. Ama çok güzel. Hiç ne paslanıyor ne bir şey oluyor. Çok güzel bir şey. Sade. Böyle güneş enerjisi lambalar var burada balkon için. 10 euro bunlar. Bunlar da 10 euro. Daha büyüğü. Bir de bunlar var. Bunlar da indirimde. Çok güzel bakır desenli. 3 tanesi 5 euroya düşmüş. Böyle şömineler var burada. Ay çok güzel. Caner gör bunu oğlum. Bak 400 euroymuş. Sen istiyorsun ya onlardan. Kocaman. Çeşitlerini de göstereceğim sana. Bir de bu var. Bu daha küçük. Böyle minimal. Altında da böyle dolabı var. Kıyısında böyle tezgahları var. Bunun fiyatı da 179 euroya düşmüş. 200 liradan. Ama çok güzel. Bir de böyle bahçe setleri gördüm. Çok hoşuma gitti. Türkiye'de var mı böyle çocuklar için bilmiyorum. Fiyatları 16,99. Tam çocuklar için böyle. Biraz da kaktüsleri göstereyim sizler için arkadaşlar. Bakın. Bunlar boyama değil, gerçek renkleri. Burada bir tane de böyle turuncu var. Bu çiçeği ben hiç daha önce görmedim. Burada bir tane büyüğü var. Bu da kaktüsgillerden herhalde. Burada da yavruları. Böyle gidiyor. Bu da kalem çiçeği midir nedir? Çok değişik. Çok güzel. Burası da balkon çiçekleri. Bu benim en sevdiğim yine şey, aşk merdiveni. Ayşe çok beğeniyorum bunu ben. Diktim tutmadı benimki. Bundan var bende ama kocaman oldu. Böyle bir metreyi geçti kocaman. Türkiye'deki evimde böyle güzel güzel çiçekler var. Şöyle. Bu da güzelmiş değil mi? Evet, o da değişik bir şey. Hmm. Filizlerini de vermiş bak, taze taze. Yavrulanmış. Böyle dolu çilekler var. O kadar güzel ki 6 7 kaç tane? 2 4 10 tane çilek köklü 7,5 liraya, ama bunlar her sene diktiğiniz zaman çoğalıyor arkadaşlar. Çiçekleri üzerinde. Çok güzeller. Bir de burası açık alan olduğu için böyle çiçekleri dışarıya koymuşlar. Şimdi hava da biraz çisiliyor, yağmur yağıyor. Ne güzel sulanıyorlar. Biz gezdik, dolaştık. Şimdi Ayşe'nin evine geldik. Şöyle dolapları var. Onlara düzen yapıyoruz. Canımız sıkılıyor. Hadi dedim Ayşe, dök. Ben biliyorsunuz böyle düzen yapmayı çok seviyorum. Hepsini döktürdüm. Valla kız diyor, ne yapıyorsun diyor. Dedim çıkar. Benim en sevdiğimmiş bunlar. Burada el bezleri vardı Ayşe'nin önceden. Böyle mutfak bezleri vardı. Şimdi buraya böyle peçeteler falan koyduk. El bezlerini de göstereceğim size nereye aldık diye.
Böyle düzgün ama o kadar çok eşyası var ki dedim kızım alma bu kadar çok. Zamanında alınmış. Burada bunlar da tupar oluyor. Böyle arkadaşlar. El bezleri, mutfak bezlerini de buraya aldık. Böyle bir sepetin içerisine koyduk. Bayağı bir sepeti var şöyle. İki tane gri yan yana. Burada mutfak bezleri yine var. Böyle bardak bezleri var. Burada şey kağıtları var. Mutfak fırın kağıtları falan var. Hepsini buraya koyduk. Ayşe'nin oğlu Merhaba. Özer. Valla o kadar beğendim. O kadar güzel yetiştirmişsin ki Ayşe. Allah razı Bütün olsun. çocuklarına bayıldım. Bayıldım. Gerçekten Özer benim oğlum Caner'le bir. 89'lusun değil mi sen Evet, de? 89'luyum doğru. Hı? Bir gün senin evini çekeceğiz istersen, izin verirsen. Yüzü Niye olmasın? kızardı. Hı? Niye olmasın? Olur. Çok beğendim. Çünkü bir kere gitmiştik oraya. Ramazan değildi. Kahve içmiştik. Eşi de bu arada Alman oluyor. İki tane, üç tane de çocuğu var. Özer'in. Biz düzen yapıyoruz Özer. Annenin hepsini döktüm. Bugün mutfak eşyalarını döktük. Burada da Ama güzel erzak olmuş. dolabı. Güzel olmuş. Baya böyle. Allah razı olsun. Ben düzen yapmayı çok seviyorum. Bayılıyorum. Bu çekmeceyi de düzenledik. Böyle burada bulaşık makinesinin hortumu var. Oklavalar var. Burada masa örtüsü tutturmak için olan alet var. Burası böyle tertemiz oldu. Şimdi aşağıda tencereleri var Ayşe'nin. Böyle çelik tencereleri var. Böyle. Şimdi bunları da hepsini aşağı indiriyoruz. Burada da böyle tencereleri var. Burası sadece tencere dolabı olacak. Hepsini buraya koyacağız tencereleri. Böyle fırınının altında çelik tencereleri, en altta da granit tencereler. Burada da kapaklar var sepetin içinde. Baya güzel oldu. Akşam yemeği için şimdi mutfağa girdik Ayşe ile birlikte. Baya bir düzen de yaptık seninle beraber bugün Ayşe. Şimdi önce bir beşamel sos hazırlıyormuş Ayşe. Sebze atacağız fırına. Beşamel sos için böyle 2 yemek kaşığı unu sütle birlikte tereyağıyla kavurduk. Suyla mı yaptım? Suyla. Heh, suyla. Ben şey beşamel sosu normalde sütle yapıyorum da. Suyla yapmış Ayşe. Su, tereyağı, un. Kavurduk tereyağını unla. Ondan sonra üzerine su ilave ettik. İçine eline ne baharatı geçtiyse. Reyhan, tuz, karabiber, pul biber. Bir iki çeşit daha baharat var ama onların isimlerini ben bilmiyorum. Şimdi malzememiz burada pişsin. Ondan sonra burada brokoli var, havuç var, patates, yeşil biber, taze soğan. Bir de böyle peynirimiz var. Rendelenmiş kaşar peyniri. Şimdi bunun pişmesini bekleyelim bakalım. Şimdi sebzelerimizi dizmeye başladım borcamıma böyle. Önce patatesleri en altına, üzerlerine havuçları koyduk. Şimdi brokolileri koyuyorum. Böyle kökleri alta gelecek şekilde. Yemyeşil. Brokoliyi seven, sevmeyen var mı? Bana yazın yorumlarda. Ben çok seviyorum brokoliyi ama böyle sebzeli hiç yapmamıştım önceden. Bir yandan da sosumuz kaynamak üzere. Böyle. Oo, çok güzel göründü. Şimdi biberlerimi koyuyorum üzerlerine. Oy, benim de boğazımda şey oldu. Kurbağa Gıcık diyorlar. yaptı değil mi? Gıcık yapıyor. Almanlar diyorlar ki bu Froschwarm Hals diyorlar. Senin şey ama işte alerjin var herhalde. Asma var ya ondan Ha, oluyor mu? alerjin var. Deterjanlara karşı falan Ayşe de alerji. Benim de parfüme karşı oluyor. Çok ağır parfümlerde böyle ben de rahatsız oluyorum. Zor Çok nefes çok alıyorum. dolu oldu ama ne yapalım onu? Olsun olsun onlar hepsi sönecek. Üzerine de soğanlarımızı böyle taze soğan. Evet. Oo, döktüm de yerlere. Olsun bir şey olmaz. Her yerimiz temiz çünkü. Burada da sosumuz pişmek üzere. Bu pişsin üzerine dökeceğiz şimdi. Onu da gösteririm. Sosumuz pişti böyle. Kaynadı bayağı bir. Çok koyu olmadı arkadaşlar. Birazcık daha böyle yoğun kıvamda oldu yani. Bunu üzerine döküyoruz. Şimdi direkt fırına. Üzerine jelatin kağıdı örtelim. Evet, üzerine jelatin kağıdı koyacağız. Buharıyla pişecek. Piştikten sonra da en üzerine şey koyacağız. Kaşar peynirini serpiştireceğiz. Sizlere de fikir olsun. Jelatin kağıdını da serdim üstüne. Şimdi direkt fırına atıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Geçen gün gözleme yaptık ya Ayşe ile birlikte. Yapraklarını kullandık peynirle falan böyle gözlemelerin içine. Sapları da kaldı. Bayağı uzun uzun sapları var.
Hiçbir şeyi israf etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi tavamıza yağı koyduk. Ayşe tavanın içini göster. Gel birazcık. Tavamıza yağımızı koyduk. Böyle yan yan soğanlarımızı doğruyoruz. Böyle çok seviyorum ben soğan doğramayı. Biraz ağza gelecek. Biz Ayşe ile genelde birlikteyiz. Böyle yemek yapıyoruz, düzen yapıyoruz. Vallahi akşam oturuyoruz, kahve içiyoruz. Abur cubur atıştırıyoruz ama ben çok yememeye çalışıyorum arkadaşlar. Kilo almayayım var ya. Kaç kilo düşmüşüm Ayşe, sana söyleyeyim mi? Gerçek. Söyleyeyim mi? Bayağı bir kilo vermişim. Bunu fark edenler de var. Evet. Fark edenler de var. Almanya kaç kilo olmuşum söyleyeyim mi bilmiyorum. Söylemedi ki ne kadar verdiğini söyle. Ne kadar olduğumu tahmin edin arkadaşlar. Ne kadar kiloya, hani şu anda ne yani. Kadarım yani. Onu tahmin edin. Bayağı bir 5 kilo, 4, 7 kilo verdim arkadaşlar. Oy. Türkiye'den bu yana. Maşallah. Bayağı bir verdim yani. Çok da mutluyum. Şurada şey var. Tahta kaşık alalım. Tahta plastik. Bak ben plastik kullanıyorum şöyle. Evet, evet. He, onu al. Tavası da yeni aldı Ayşe. Bunu Tefal'den almış. İki tane bir arada. Çok güzel. İlk defa bana nasip oldu değil mi kullanmak? Peki Lidl'den aldım. Lidl online'dan. Ha. Hem de 40 euroya düştü. Normalinde 65 euroydu bunlar. Yani Almanya'da olanlar varsa kaçırmayın. İki tane sapları da çıkıyor. Fırına evet. da giriyor. Evet. Yani Tefal güzel bir marka. 40 euroya da iki tava çok güzel. İki verdi. Tava. Bu küçüğü. Evet. Bunun bir büyüğü daha var. Yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Üzerine de kaşar peyniri koyduk piştikten sonra. O da böyle güzelce eridi. Daha dumanı üzerinde. Burada da ıspanağın saplarından yapmış olduğumuz, kavurduğumuz üstüne yoğurt. Ondan sonra kuru soğan. Değil mi Ayşe? Kuru soğan. Kuru soğan bu yeşil olan. Diğeri de pul biber. Bizlere afiyet olsun. Bugün sebze ağırlıklı oldu. En sevdiğim. Biz yemeklerimizi yaptık. Şimdi de koyacağız onları hep beraber. Ayşe ile birlikte yiyeceğiz. Oğlu da yukarıda. O da gelecek. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yeni vlogda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın.